Görülmemiş mangal şov yapıyorum. Buyurun kızlar, mangal şovunuzu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl buldunuz? Biraz isli bulduk. Neden? Çok üstüme geldi. Aa, yapacak bir şey yok, mangal yakıyoruz ama. Kokunun kaynağı belli oldu. Evet, size mangal şöleni yaptım bahçemde. Sizler de yapıyor musunuz böyle mangal? Evet, yaparız. Evet, yapıyoruz. Mangalı anladık da çay ne? Çay ikram etmek istedim size sıcak sıcak mangalın yanında. Hoş olmamış mı? Beğenmedin mi Zeynep? Yani Beni ben yapmasın. Mangalı güzel buldum ama çay biraz garip geldi. Neden garip geldi? Size de her şey garip geliyor ama. Yapacak bir şey yok. Yorumluyoruz sonuçta. Evet, yorumluyorsun ama güzel bir şekilde yorumla bence. Tamam, mangalını beğendim diyorum. Beni nasıl buldunuz? Gelinliğin üstüne biraz önlük takman abes kaçmış gibime geldi. Sade görünseydim daha mı iyiydi? Bakın ne kadar temiz çalışıyorum. Şapkam, kıl kaçmasın diye bir de önlüğüm. Saçların dışarıda bu bir. İkincisi eldivenin nerede? Ay, sizi de memnun etmek ne kadar zor hanımlar. Boş verin şimdi, bana mangala yardım etmek ister misiniz? Ederiz. Olur, hadi bakalım. Bakasucuğum, köftem, ızgaram, etim. Benim hadi başlayalım. Gelin yanıma isterseniz. Mehtap, önlüğün çok güzelmiş. Yoksa o da çeyizinden mi? Ben bunu çok beğendim. Sipariş verdim. Şöyle öne geleyim de bir göstereyim. Tabii, bir görelim. Yani hazır alınmış bir parça mı bu? Evet, hazır parça. Aman dikkat et de hazır diye rakiplerin eleştirmesin. Yani bence bunda eleştirebilecek bir şey düşünmüyorum. Mangalın başında gayet de düşünülebilir bir takım olduğunu düşünüyorum. Değişik bir parça. Başlasam mı artık? Acıktık gibi sanki de. O zaman hep birlikte başlayalım. Olur, yardım tabii. Yardım etmek ister misiniz? Tabii. İsteriz. Hadi. Ben de çay dökeyim o zaman. Evet, size Sema verdi. Çay demledim. Aha, sanki gün boyu didişmemiş, yorumlarla birbirlerini yememiş gibi ne de güzel yardımlaşıyorlar. Ya olsun Mehtap, yeni gelin gibi tek tek diziyorsun hepsini. Bence sen onu tutmalısın şu an çünkü benim işim var. Mangallarımız peki. Burada kızarırken şişlerimi de hemen alayım. Kebapları şişe sen mi sapladın Mehtap? Evet de siz. Vallahi inanmam. Neden inanmıyorsun bana? Ama usta elinden çıkmış gibi çok muntazam duruyor. Evet, sağ olsun, kaynım bana öğretti bunu. Kebaba gel, kebaba. Oo, mis gibi, şöyle kokulara gel, kokulara. Mehtap, ilk gün Sultan sana çay vermedi diye çok eleştirmiştin. Bugün semaverle nispet yapıyorsun sanki. Nispet de olabilir evet ama ben Karadeniz geliniyim. O yüzden bizler çayı çok severiz, çay çok içeriz. O yüzden gelinlere de tattırmak istedim çayı. Ben öyle herkese ikram etmek isterim. Öyle iki kişi, üç kişi balkonlara ayırıp da çay vermem. Mehtapçığım, lütfen burada laf söyleme bana. Çünkü siz o ara yatak odasındaydınız. Sizi görmedim. Görseydim sizi de davet ederdim balkonuma. Keşke davet etseydin bizi Sultan. Ben bir çay alabilir miyim? Merak ettim. Çok övdünüz. Karadeniz diye. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Şöyle arkadaşıma vereyim. Teşekkür ederim. Ben mangala bayıldım. Gerçekten çok güzel düşünülmüş. Zaten 4 gündür de aynı şeyi söylüyor. Yani ben hamur işi sıkıldım diyor. Gerçekten bu iddiasının üzerinde durdu. Onu buradan tebrik ediyorum. Emeklerine sağlık diyorum. Boğulduk Mehtap. Size dumanımızla boğarım. Bence keşke boğma. Biz gelmeden önce hazırlasaydın da biz de hazır sofraya otursaydık. Ne anlardınız o zaman? Üstümüz başımız mangal koktu ya. Masanda gösterebilirdin. Ayrıca etleri de döktün. Böyle mi mangal yap? Ne kadar memnuniyetsizsin ya. Gözünün önünde burada mangal pişiriyorum. Ona bile farklı farklı yorumlar yapıyorsun. Mangal bu, bunun dumanı da çıkar. Üstüne de sinebilir. Hiç hoş bir koku değil ama bu. Bu senin tercihin. Ben gerçekten mangalı çok severim. Bu konuda sana katılmıyorum Zeynep'ciğim. Teşekkür ederiz arkadaşımızı. Evet, çok severim. Biz her hafta sonu yaparız. Bu düşüncesinden dolayı teşekkür ederim arkadaşımıza. Ben sana teşekkür ederim Sultan. Ben de çay için teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Evet, çay afiyet için olsun. Ellerine evet, sağlık bu arada. Afiyet ben olsun. De beğendim. Hanımlar, etlerimiz de gördüğünüz üzere pişti. Yavaştan içeriye geçelim mi? Geçelim. Resmen üstümüz koktu. Köfteler de biraz kömürle birleşti ama. Bunu ne yapacağız? Sabahtan beri bana yorum yapıp duruyorsunuz. Bu nedir? Ya benim evimde yani hep eşim yapar mangalı, anlamam ve bunu da takmamışsınız, ne bileyim ben. Ama bana üstüm kokuyor, yok yapamıyorsun. Evet, sen bütün hepsini düşürdün, yazık değil mi?
Evet ama ben iddialı oldum. Her konuda haklı çıktım. Bunu bilmiyorum. Mehtap, etler yandı, etler. Bunu ne yapacağım? Bence bu daha lezzetli. Bakar mısın? Yanlış tadı çıkmıştır onun. Maşayı alabilir miyim? Tabii ki alabilirsin. Bu diğer maşayı. Ben onunla alamam yalnız onları. Ben alırım. Şeyi. Bırak. Kızlar siz çıkın bakalım, ben mangalı yakarım. Sizin bir şeyden anladığınız yok. Hadi. Oynatalım, biz de gideriz. Elim aşamadayım. Hadi. Çok meraklıydı. Keşke sanki başta da böyle yapsaydın hayatım. Hamarat olduğunuz gayet ortada belli. Ay nasıl ziyan ettiler, şunlara bak. Mehtap, köze düşenleri ne yapacaksın? Ben onları temizler hallederim dış ses. Hep o Eda var ya, o Eda. Etlerin hepsini o döktü içine. Bence bilerek döktüğünü düşünüyorum ben. Bence beni çok kıskandılar şu an mangal şöleni yaptığım için. Çok iddialıydım çünkü bu konuda. Bence bilerek yaptığını düşünüyorum ben. O zaman ben gelinlerin yanına gidiyorum. Sen de kebapları alır gelirsin. Kolay gelsin Mehtap. Tamam, teşekkür ederim. Mangal sürprizini beğenemedim pek açıkçası. Çünkü dumandan gözlerim yani yandı. Orada gördüğünüz devirdim yani sucukları. Çok kötüydü açıkçası. Hani dışarıda yapıp bize ikram edebilirdi. Mangal sürprizi gerçekten çok güzeldi benim için. Bahçesinde bizi ağırlamak istedi ve benim çok hoşuma gitti.